Biz 6 binlerden 10 binlere çıkmıştı vaka sayısı ve tedbirle bir günde bütün tedbirleri kaldırdık. Üstelik aynı gün Sayın Bakan mutant virüslerin Türkiye'de giderek arttığını da açıklamıştı. Şimdi tabii restoranlar açıldı, işte sosyal hayat canlandı falan ama bunun bir bedeli var. Ve o bedel de çok ağır maalesef. İşte şimdi onu ödüyoruz. Yani bu bedeli ödüyoruz. Bir taraftan mutant virüs artarken biz açıklanan kısıtlamalar dahil, yani birkaç gün önce açıklanan kısıtlamalar dahil son derece böyle yetersiz tedbirlerle falan bunu kontrol edebileceğimizi zannediyoruz. Şunu unutmamalıyız. Bu mutant virüs ilk orijinal virüsten çok daha fazla bulaşıcı. Evet, şimdilik daha farklı bir klinik seyir izlemiyor. Yani daha çok öldürmüyor. İşte daha fazla hastaneye yatışına neden olmuyor. Değişik bununla ilgili veriler var. Mesela işte Sağlık Bakanlığı Aralık ayıyla şimdiyi karşılaştırmış. Yani eğer Sağlık Bakanlığı'nın böyle bir görüşü var da daha hafif seyrediliyor diye düşünüyor bize, o zaman sekans analizi yapıp bu İngiltere mutasyonunda yeni bir mutasyonla eklendi diye bakmak gerekir. Ama İngiltere'den özellikle yapılan yayınlarda bu mutant virüs vakalarının biraz daha ağır seyrettiği rapor edildi. Diğer ülkelerden doğrulanmadı. Şimdilik aynı kabul ediyoruz. Şimdi tabii görünen o ki bu hızla, yani ben bu kadar hızla mutant virüs oranı artmış bir başka ülke görmedim. Yani bu iş Karadeniz'de yoğunken aman bu bölgeden seyahat kısıtlaması koyun bu bölgeye. İnsanlar istediği gibi İstanbul'a, Türkiye'nin değişik yerlerine gidiyorlar. Bakın yayılacak bu mutant virüs dediğimizde bu işi kontrol etmek daha kolaydı. Ama şu anda artık bu mutant virüs görünen o ki 3-4 ay içerisinde bütün dünyada orijinal virüsün yerini alacak, orijinal virüs kaybolacak ve biz daha çok bulaştıran bir virüsle uğraşmak durumunda kalacağız. Şimdi daha önce aldığımız tedbirlerle biz orijinal virüs yayılımını bile kontrol edemezken şu anda uygulanan tedbirlerle bunu kontrol etmek mümkün değil. Yani ne yapılması lazım? Yapılacak şeyler salgının başından beri belli zaten. Yani salgının başından beri hep aynı şeyleri söylüyorum. Mesela böyle gruplar halinde sokağa çıkma yasağı uygulamanın bir faydası olmadığını öğrenmiş olmamız lazım. İşte belli yaş gruplarına uygulanan yasa. Çünkü en çok ev içinde bulaşıyor bu virüs. Siz artık tam bir kapanma yapamazsınız. Yani ülkenin geldiği durumda tam bir kapatma uygulamak pratikte mümkün değil. Ama en azından mesela kademeli mesai, toplu taşımalardaki bulaşları ciddi şekilde azaltan bir yöntem. Kademeli mesaiye zaten uyguladığımızda da özel sektör uymadı. Sadece kamu kurumları uydu. Onu da kaldırdık. Onun neden olduğunu bilmiyorum. Bakın İstanbul çok yüksek riskli bir işte bölgeye girdi. Şu anda en çok vaka artışı gösteren il İstanbul. İşte bir daha önceki kurallardan farklı bir cumartesi günü kapanma var ama yüzme havuzları yeni İdlib Sağ Kurulu kararıyla yüzme havuzları işte halı saha falan Açıldı. açıldı 3-4 gün önce. Şimdi yani niyeyse sanki böyle virüste inatlaşıyoruz. Ama bundan bizim karlı çıkmamız mümkün değil. Virüs karlı çıkacaktır. Bakın bazı yerlerde ki tahmin ediyorum yerini açıklamadı Sayın Bakan ama Karadeniz bölgesindeki bir yer olduğunu tahmin ediyorum. %95'leri geçtiğini söylüyor. Yani karşımızdaki virüs o bizim ilkbaharda uğraştığımız virüs değil artık. Dolayısıyla yani bizim daha çok tedbirler almamız gerekirken bu iş İl Sağlık Kurulu kararlarına bırakılmış ve daha tedbirleri kaldırıyoruz hala biz. Bunu gene ağır ödeyeceğiz. Yani vaka sayıları daha da artacak. Kurtuluşumuz aşıda herhalde Mücadele hocam. daha da zorlaşacak. Efendim?
Kurtuluşumuz herhalde aşıda. Son olarak bunu da sormuş olayım. Şimdi Sputnik aşısının ülkeye girişi bekleniyor. Kendi yerli ve milli aşımız zannediyorum Temmuz-Ağustos tarihinden itibaren ancak tekrar gündeme gelecek kullanıma açılması Hayır. hususunda. Hayır. Daha mı geç? Hayır. Tabii ki daha bu ayın içerisinde faz 2 bitecek. Faz 3 çalışmaları yapılacak falan derken sonbahardan önce mümkün değil. Peki hocam. Bizim yerli aşının uygulanması. Şimdi bu aşıda bir yanlış anlama var. Onu düzelterek kapatalım. Buyurun. İnsanlar, hatta idareciler, bu işi idare edenler yanlış bir düşünceye sahipler. Çünkü açıklamalarından görüyorum bunu. Yaz başında rahat edeceğizin karşılığı, işte yaz başına kadar daha fazla kişiyi aşılayacağız. Çünkü virüs bir mutasyona uğrayıp kendi kendine ortadan kalkmazsa, yazın işte rahat etmemiz için bir neden görünmüyor. Sanılıyor ki mesela toplumun %30'unu aşılarsanız, vaka sayıları da %30 azalacak sanılıyor. Böyle bir şey yok. Tam tersine siz eğer önlemleri bırakırsanız aşıya başladığınız andan sonra vaka sayısı artmaya devam eder. Nereye kadar? Siz toplumun minimum %70-75'ini aşılayana kadar. Yani biz aşıdan bu noktaya gelinceye kadar bir önemli bir etki beklemeyelim. Hani biz işte biraz daha %10 aşıladık, %20'lere vardığımızda biraz daha vakalar kontrol olacak. Böyle bir şey yok. Çünkü bu aşıların hiçbir tanesi aşırı kişinin virüs alıp bulaştırmasını engellemiyor. Ve hala virüsün dolaşacağı, yakalayacağı, hasta edeceği, işte hayatına son vereceği çok sayıda insan açıkta var. Dolayısıyla bu virüs de bu fırsatları kaçırmıyor. Onun için bu noktaya gelinceye kadar, yani temel hedefimiz, mücadelede birinci hedefimiz aşılamayı o noktaya çıkarmak. Tabii bu da işte engeller çok. Yani sadece bizim elimizde değil. Tabii. Aşı temin ediyorsunuz. Ama ondan sonra o noktaya kadar bir vatandaş mutlaka kalabalıklardan kaçacak, maske mesafe kurallarına uyacak. Bir de devlet de bu işi biraz daha böyle etkili olabilecek önlemlerle. Mesela okul kapansın demiyoruz hiçbirimiz ama okulları açık tutacaksanız bakın bir bilimsel yol izleyin, kriter belirleyin. Yani okul mesela ne zaman kapanacak? İşte yüzde şu kadarı vakayı geçtiği zaman ya da test yapıp test pozitifliğini geçince kapanacak diye bir karar olması lazım. Ne zaman tekrar yeniden açılacak? Zaten bir ülkede şu tarihte okulları açıyorum deniyorsa, böyle bir karar açıklanıyorsa o ülkede o salgın bilimsel yönetilmiyor demektir. Bu ancak bir kriterle olur, tarihle değil. Yani mesela denir ki ben tarama testi yapacağım. Tarama testlerinde pozitiflik %1'in altına indiğinde açacağım o okulları. Tarama testlerine devam edeceğim. %3'ün üstüne çıktığı zaman da yeniden kapatacağım diye. Ve buna sıkı sıkıya uyarsınız o zaman okullar çok daha güvenli bir hale gelir. Yoksa bakın bu mutant virüs gerçekten çocuklarda orijinal virüse göre daha sık görülüyor. Ve buna 0-9 yaş grubu, orijinal virüste ve en güvenilir grup dediğiniz grup da dahil. Ve buralarda artan vakalar çocukların sağlığı yanında daha da çok bunların işte kreşten, okuldan getirdiği virüsü evlerindeki riskli gruba bulaştırma riskini ortaya çıkarıyor. Dolayısıyla mesela restoranlar, kafeler, siz bu restoranlara, kafelere eğer bir yeterli maddi destekte bulunamıyorsanız mecburen açacak adam.